Sevgili yay burçları, ay burcu yay, yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Şimdi sizlere bir perşembeden bir perşembeye yıldızname yorumlarınıza geçeceğim. Bakıyorum şimdi. Arkadaşlar 3 Mart perşembeden 10 Mart perşembeye kadar olan süreyi şimdi yorumlayacağım. Pek çok yay burcu ikinci evlerindeki Venüs, Mars ve Vesta yıldızından dolayı coştular, taştılar. Para belki çok gitti. Faturalardı, ödemelerdi, borçlardı, harçlardı ama kalan da oldu. Bunu değerlendirin. Para eviniz çok aktif. Kredi çekebilirsiniz, bankacılıkla ilgili sorunları çözebilirsiniz. Krediyle ilgili hiçbir sorununuzun kalmayacağını gösterdi. Yalnız benim çok borcum var da diyebilir. 2 ay ile 11 ay arasında tüm yay burçlarının borçlarını ödeneceğini görüyor, gösterdi arkadaşlar. Çok önemli bir yığılma var ikinci evinizde. Bu aralar zikirleri yaparsanız ve ikindi namazından sonra biraz sonra vereceğim zikri çekmeniz lazım. İkindi namazı kılabilirsiniz. İkindi namazından sonra nafile namaz kılabilirsiniz. O dönem yani ikindi ile akşam arasındaki süre kerahat vakti olmadığı takdirde çok özel bir süredir. O sırada duanızı yapın. Allah'a sığının. Pek çok sorunu çözeceğinizi gösterdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Musa macitüm bihin sihru inallahi yuhibullahi innallahi la yusluhi in emel müfsidin ve yuk'uhunnel hakka bi kelimatihi ve levkarihel mücrimin. Arkadaşlar şimdi Musa Aleyhisselam'ın hani büyücülükle suçlandığı olay anlatılıyor burada. Bazı yay burçları haksız yere suçlanabilirsiniz. İşte sen bana şöyle kötülük yaptın ya da sen maddi manevi kayıplarımın sebebisin denebilir. Bazı omurgasız ve ilkesiz insanlar tarafından bu hafta canınız sıkılabilir sevgili yay burçları. Aldırış etmeyin, yolunuza devam edin. Bir şeyler için çok yorulmuşsunuz, çok kırılmışsınız, dargınlıklarınız var. Ama önümüzdeki 10 gün içerisinde toparlanma verdi arkadaşlar. Gerek aşk enerjisi, gerek bereket enerjisi. Arkadaşlar adeta diğer boyutun melekut aleminin yardımıyla çözülecek. Uçakla gelenler olabilir. Yurt dışından. Yurt içinden. Siz gidebilirsiniz. Yetkili ve etkili birisi olabilir. Görüşme yapacaksınız. Resmi bir mühürlü işiniz var. Bunu çözeceğinizi gösterdi. Arkadaşlar, bazı kere ben söylüyorum manyetik alan açılması konusunda. Bakınız, herkes sıkışabilir, bloke olabilir. Manyetik alan açıyoruz arkadaşlar. Ben de zaman zaman tıkanıyorum. Hatta bu aralar çok tıkalıyım. Malum durumlardan dolayı öyle çok Alice Harikalar Diyarında yaşamıyoruz. Evi olan evinde sıkışmış. Evim arabam var diyor sıkışmış. Ne bileyim ben kiralar işte söylemeye gerek yok. Herkesin sıkıştığı bir an vardır. İtiraf edeyim ben de çok sıkıştım aile olarak da biz de. Maddi olarak değil yani bir çalkantı bir sosyal çalkantı var. Yorum yapamayacağım ama niye yorum yapamayacağım? O da bende saklı kalsın. Artık yorum yapmamaya ve düşünmemeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü düşünmenin hiçbir faydası yok. Pek çok balık, özür dilerim, pek çok yay burcu, balıklar da öyle. Bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Ben kimseye ne yaptığını söylemeyeceğim. Tıkanıklık var. Bu da etrafın yanlış ve karaktersiz insanlarından dolayı kaynaklanıyor. Herkesin kendi hayatı ne yapması gerektiğini söylemeyeceğim ben arkadaşlar. Çünkü
Bazı şeyler kifayetsiz kalıyor. Güçsüz kalıyor. Sonra diyorlar ki bu kadın kendi sorunlarını çözememiş. Bizim sorunlarımızı nasıl çözecek? Kardeşim, sorunları çözemem belki. Bugün çözemem, yarın çözemem. Astroloji niye var? Belki ben birkaç yıl sadesati yaşıyorum. Belki birkaç yıl bloke oldum. Belki doğuştan blokelerim var. Onu ben biliyorum. Doğuştan blokelerim var. Ama gün gelir kendiliğinden çözülür. O yüzden bazı yay burçları şu anda sıkışmış olabilirsin. Maddi manevi sıkışıklık yaşayabilirsin. O da balık burcundaki, yani diğer çift karakterli burçlardan balık burcundaki bir kümelenmeden oluyor. Neptün, Markap, bunlar güneşle beraber oluyor ve büyütüyor. Sorunları büyütüyor. Düşmanları büyütüyor. Gizli düşmanları büyütüyor. Ne oluyor? Evde bazen durduğunuz yerde kavga kıyamet kopuyor. Haksız yere suçlanıyorsunuz. Arkadaşlar, ben sohbet havasında yapıyorum. Çünkü ben dimdik durmaktan bıktım. Kimseyle de öyle didişecek falan değilim. Dengimi bile alıp konuşmuyorum. Beni taklit edenler var bazen. Birkaç kişi. Cevap bile vermem. Hiç gerek yok. Aynası iştir kişinin. Biraz sonra da gücüm yeterse aylık yıldıznamelere çekeceğim arkadaşlar. O yüzden sohbet havasında yapıyorum. Bu ara sinirleniyorsunuz. Evde durduğunuz yerde size saldırı olabilir. Eşinizden, annenizden, babanızdan aldırış etmeyin. Bir de bazı partner durumları var arkadaşlar. İkili ilişkilerde. Karar veremiyorsun. Bazı yay burcu hanımları ya da beyleri, hani olsun mu olmasın mı, sosyal anlamda iyidir, mesleği iyidir de biraz işte evli midir, başka bir kadın mı vardır, bunları sorgulayın. Eğer işte ben mutsuzum falan diyen biri olursa, ben işte ilişkimi bitirmedim ama kararsızım diyen olursa katiyen inanmayacaksın. Şudur, bu nedir? Bitiştir arkadaşlar. Bitiş çizgisine geldiniz demektir. O yüzden bazı yay burçları yıldızsal etkilerden dolayı aldatılabilirler, aldanabilirler bu hafta. Onların üzüntüsünü yaşayabilirler. Bırakın gitsin arkadaşlar. Hiç değmez. Bırakın gitsin. Bir süre sonra sizi de başkasıyla aldatacaktır. Karısını aldatan seni de bir başkasıyla aldatır. Ne diyecektir? Ya işte ben Ayşe ile yaşıyorum da Ayşe ile çok mutsuzum, sana olmadık iftirayı atacaktır. Bu aralar yay hanımları, erkeklerin hiçbir sözüne inanmayın. Hiçbir sözüne. Doğru kelime bulamayacaksınız. Bu hafta mı? Bakın. Önümüzdeki haftalarda daha iyi biri çıkar. Önümüzdeki hafta enerji değişir. Aldatma enerjisine girmez ama bu hafta sıkıntı veriyor. Bazı yay burcu hanımları ya da beyleri, eskiden gelen bir sevgili, çocukluk aşkı da olabilir buna dahil, bir teklif bekliyorum. Değerlendirin. Onda bir aldatma sorunu yok. Ama yeni tanıştığınız, dibi görülmedik kuyudan su içenlere sesleniyorum. Bulanık su. Su bulanık. Gitmeyin arkadaşlar. Bu da bize kalp kırıklığını gösteriyor. Aldatılmayı gösteriyor. Üzüntüyü gösteriyor. Bazen de inatlaşmış böyle maço tipli falan adamlar var. İnatçı gözüküyor. Maço tipli gösteriyor. Tam dansözün teki çıkabilir arkadaşlar. O dansözleri ne yapıyoruz? Sahnede bırakıyoruz. Biz normal mütevazı hayatlarımıza dönüyoruz. Öyle dansözde erkekler çok var yani arkadaşlar. O kadının önünde ayrı sahne oynuyor. Öbüründe aynı sahne. Çünkü bütün gün ben bunlarla uğraşıyorum. O yüzden üzülmemek için. Yol yakınken yok sayın gitsin arkadaşlar. Yok saymak en güzel. Onu bir çerçeveye alın. Ne yapıyoruz onu? Şu andan itibaren seni ait olduğun karanlığa gönderiyoruz diyoruz. Gidiyorsun diyoruz. Bazı kere de ne diyoruz?
hadi senin yolun cehennemin dibi. Ben nasıl bulacağım cehennemin dibini dersen, cehenneme gittikten sonra zaten dibi görünür diyeceksiniz arkadaşlar. Bazılarını cehennemin dibine gönderin. Çünkü size hak etmiyorlar. Ben bunu aldatılmış olanlara söylüyorum. Yok ben yay burcuyum, şöyle iyi, böyle iyi, evlenmek üzereyim diyorsa ne mutlu. Demek haritanda güzel yıldızlar var, evlen, mutlu ol. Ya da ne bileyim ben kocam güzel paralar getiriyor diyorsanız o da güzel. Bir şey dediğimiz yok. Bizim kavga edip, inişli çıkışlı ilişki yaşayıp, şüpheli ilişki yaşayıp da çözemeyenlere sözümüz. Öyle bir enerji var mı? %80-90'ında var bu enerji. İnanın var ya, %80'den aşağı değil. Yay burçları bu hafta biraz sevgililerinden üzülecekler. Balıklarda da var o. Balıklarda hatta daha yoğun. Onlara da söyledim. Markap ve hayaller yıldızı Neptün bloke ediyor bütün sizin arzularınızı, hedeflerinizi. Bu da ne diyor? Canavar gibi iki yüzlü alçak adamları hayatınıza çekebilirsiniz. Yay burcu hanımları dikkat edin. Arıza tipler gelebilir. Ya bu hafta gelmemiştir de ne zaman gelmiştir? Bu Kasım'dan beri gelenler. Ağustos'tan, Ağustos, Kasım, Haziran dönemi tanışanlar. Hep arıza tipleri çekmişsiniz. Gönderin gitsin bu hafta onları. İşte cehenneme gönderme haftası. Cehennem bir düşünce boyutu. Düşünce boyutu. Tam onlara layık bir boyut. Gönderin gitsin arkadaşlar. Aleyhine konuşanlar olacak. Ve susturacaksın. Elinle ilgili veya bacaklarınla ilgili kas problemleri olabilir. 7 gün, 7 hafta içerisinde sonuçlanacağını, tedavi göreceğini, iyi bir tedaviyle iyileşeceğini gösterdi. Evet, yay burçları arkadaşlar, yağ vekil zikrini çekecekler 138 kere. Hepinizi seviyorum. Videomu beğendiyseniz, belki de beğenmediniz, çok iyi şeyler söylemedim. Ben ne yapayım arkadaşlar, ben de Alice Harikalar diyarında değilim. Hani hep evrene iyi şeyler sunalım, evrene iyi şeyler sunalım diye kötüleri çok şımarttık. Biraz da cehenneme birilerini gönderelim ya. Nasıl olacak o cehennem diyebilirsin, diyorsun. Nasıl olacak cehennem? Öyle üçkağıtçı adamları, üçkağıtçı kadınlarla baş başa bırakacağız. Al sana cehennem. Kötü son. Arkadaşım. Herkes kendi yörüngesini seçiyor. Aldatan adam mı var? Hiç tartışmam. Aldatan adam, aldatan kadının yörüngesine çak oturur. Sen ona birkaç numara fazlasındır. Namuslu kadın fazladır ona. O ne yapacak? Kalaylanmış kadın istiyor. Otursun. Güle güle ikiniz de cehennemin dibini boylayın. Budur arkadaşlar. Artık evrene de biz iyi mesaj sunmak istiyorsak önce bir pislikleri temizleyeceğiz. Hadi siz gidin cehennemin dibine. Aynı yörüngede olanlar hadi güle güle. Ne yaparsanız yapın kendi cehenneminize boğulun. Biz evrene iyi mesajlar sunuyoruz diyeceğiz. Zaten affede affede, bazı kereye de affede affede bu cehennemlikleri biz şımarttık arkadaşlar. Dünya bazen korkunç bir yer olabiliyor. O yüzden ne diyorlar? Terbiye size haddini bildirmek, yetime esvap giydirmek kadar sevaptır der halkımız. O yüzden bir yetime esvap giydirmek kadar sevap alırsınız. Terbiye size haddini bildirirsiniz. Allah cehennemlikleri cehennemliklerle, bizleri de ne diyelim veya işte düzgün insanları da düzgün insanlarla karşılaştırsın. Seviyorum sizi arkadaşlar. Like'layın lütfen. Bu delikanlı kadına sahip çıkın. Delikanlı olmak kolay bir iş değil. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.